Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte lambda işlevinin nasıl çalıştığını öğreneceğiz ve nerelerde kullanabileceğimizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Müzik lambda işlevinin ne işe yaradığını hemen çok hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Kendimize özel işlevler yazabiliyoruz. Arkadaşlar bilenler bilir biz VBA makro tarafında kullanıcı tanımlı fonksiyonlar zaten geliştirebiliyoruz. Ama lambda işlevi bizim ön yüzde Excel'in içerisinde kendi fonksiyonlarımızı yazabilmemizi sağlıyor. Hiç VBA tarafına gitmeye gerek kalmıyor. Aynı zamanda VBA ihtiyacı olmadan öz yineli işlevler yazabiliyoruz. Bu öz yineli işlevlerin yani recursive işlevlerin ne olduğundan da yine videomuzun sonuna doğru bahsediyor olacağım. Kısaca bahsetmek gerekirse VBA tarafında for döngülü veya do while döngülü kodlar yazabiliyoruz biliyorsunuz. Ama bunu çalışma kitabının içerisinde yapmak çok zor. Ve hatta lambda işleminden önce aslında bu imkansızdı. Veya çok fazla iç içe e, if formülleri falan yazmak gerekiyordu. Ama lambda işleviyle bu artık ön yüzde formülasyon yaparak mümkün hale geldi. Hemen lambda işlevinin hangi versiyonlarda geçerli olduğundan bahsetmek istiyorum. Office 365 for Windows yani Windows işletim sistemindeki Office 365 versiyonlarına geçerli. Mac'lerde geçerli ve arkadaşlar Excel for Web yani web uygulamasında da geçerli. Siz web uygulamasına Outlook hesabınıza giriş yaptıktan sonra office.com adresinden bir Excel çalışma kitabı açtığınız zaman lambda işlevinde kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar şu anda web uygulaması üzerindeyim. Chrome'dan açtım burayı. Kendi Hotmail hesabımla giriş yaparak eşittir. Lambda yazdığım zaman arkadaşlar Lambda formülünü burada da kullanabiliyoruz. Ama eğer Office 365 versiyondan önceki versiyonlar sizde varsa siz çalışma kitabınıza gelip eşittir Lambda yazdığınız zaman hiçbir şey çıkmayacak aşağıda, Yani bu fonksiyonu kullanamıyorsunuz. Lambda işlemini kısaca özetledikten sonra hemen örneklerimize geçelim. Örneklerimiz kolaydan zora doğru ilerliyor olacak. İlk örneğimiz ürünlerimizin fiyat ve adetlerini çarparak ne yapıyoruz arkadaşlar biz genelde toplam tutarı buluyoruz. C6 çarpı D6 yaparak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bunu çok hızlı ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için lambda formülü kullanabiliriz. Daha doğrusu lambda formülünü biraz daha iyi anlayabilmek için bu örneği yapıyoruz. Daha hızlı ve daha kolay yapamayız yüksek ihtimalle çünkü bu daha kolay. Burayı silelim arkadaşlar. Öncelikle lambda formülünü çağırıyoruz. Lambda formülünün arkadaşlar argümanları sonsuza kadar gidiyor. Burada da görüyoruz nokta nokta. Parameter or calculation şeklinde. Lambda formülü bu arada Türkçesi de lambda. İçerisindeki argümanlar da Türkçe değil gördüğünüz gibi İngilizce. Burada değerli arkadaşlar kendimize değişkenler oluşturabiliyoruz. Veya hesaplamalar oluşturabiliyoruz. Yani değişkenlerimizi ve hesaplamalarımızı kendisi algılamış oluyor. Örneğin ben burada x ve y değişkenleri oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi iki farklı değişken oluşturmuş oldum. X ve Y değişkeni. Bir noktalı virgül daha koyup arkadaşlar buraya da hesaplamamı gireceğim. Yani ben X değişkeni ile Y değişkeni çarpmak istiyorum. Yapmak istediğim hesaplama bu. Parantezimi kapattığım zaman arkadaşlar ilk başta ilk değişkenimi tanımladım. X olacak. Y başka bir değişkenimiz. Üçüncü adımda da, üçüncü argümanımda da bu önceki argümanlarda tanımlamış olduğum x ve y'yi çarpmak istediğimi son argümanda belirtiyorum. Ve karşıma x çarpı y çıkmış olacak. Arkadaşlar enter'a tıkladığım zaman burada hesapla hatası alıyoruz. Çünkü lambda bu hesaplamayı yapmıyor. Çünkü içerisindeki değişkenler zaten şu an tanımlı değil. Yani içerisindeki x ve y değişkeninin ne olduğunu belirtmedik. Bunu formül içerisinde bu şekilde kullanmak istersek Hemen yanına bir parantez açıp kapatıyoruz ve içine değerli arkadaşlar ikinci açtığımız parantezin içerisine değişkenlerimizi bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Yani bu kullanım aslında lambda'ya, lambda formülüne has bir kullanım. Normalde buraya ya v koymak gerekir veya farklı şeyler koymak gerekir. Ama biz hemen lambda formülünün yanındaki alana parantez açıp kapayıp içerisine belli değerler girdiğimiz zaman veya başvurular girdiğimiz zaman bunların Lambda formülünde tanımlamış olduğum değişkenler olarak görüyor. Ve şuradaki hesaplamayı yapıp döndürüyor. Yani buradaki C6 değeri x'imiz, D6 değeri de Y'miz arkadaşlar. Enter'a tıkladığımız zaman normal değerleri görüyoruz. Peki diyelim ki ben bunu bu şekilde kullanmayacağım. Ve bu yaptığım işleme bir isim de atamak istiyorum. Kendi formülümüzü de yapıyoruz diyoruz ya. Ve arkadaşlar ismi de toplam tutar olacak şekilde öyle bir isimlendirme yapalım. Bunu arkadaşlar... Argümanları buradaki değişkenleri silip buradaki lambda formülünü kopyalıyoruz. Genelde kullanımda bu şekilde. Aşağıdaki alanları silelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar formüller sekmesinden ad yöneticimize gelip yeni bir ad tanımlamamız gerekiyor. Ve bu adada burada tanımladığımız isim arkadaşlar formülümüzün isim olacak. Toplam tutar olmasında top tut olsun arkadaşlar. Toplam tutar. Toplam tutar adında arkadaşlar olsun. Ctrl V'ye tıklayarak da geliştirdiğimiz fonksiyonu buraya giriyoruz. Fonksiyonumuzun adı çağıracağımız şey top tut ve hesaplaması da bu. Tamama tıklayalım arkadaşlar. Burayı kapatalım. Artık ben eşittir top tut yazdığım zaman aşağıda bakın fonksiyon geliyor. Top tuta taba tıkladım arkadaşlar çağırdım ve içerisinde x ve y değişkenlerinin olduğunu da burada görüyoruz. X değişkenimize buraya gidiyorum. Y değişkenine buraya giriyorum arkadaşlar ve enter'a tıkladığım zaman yapmak istediğim işlem her neyse burada çarpım işlemiydi. Burada arkadaşlar çarpıyoruz. Peki hemen ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde arkadaşlar diyelim ki bizim firmalarımız var. Fatura tutarları var. Kestiğimiz fatura tutarı. Fakat biz elimize geçecek miktarı hesaplamak için genelde ne yaparız? KDV'si tutarları da fatura tutarından hesaplarız. KDV tutarı normalde nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? C6 bölü 1 artı 0.18 0.18 kısmına siz kendi KDV tutarınızı da yazabilirsiniz. Mesela 0.2 veya 0.02 yüzde ikilik bir KDV tutarınız varsa buraya yüzde %2 yazacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar ben KDV'siz tutarı normalde hesaplayabiliyorum. Ama şu şöyle olsa daha güzel olmaz mıydı? Örneğin eşittir. KDV'siz yazacağız. KDV'siz parantez içerisinde de hemen Totoro tutarı tutarını yazıp kapattığımız zaman değil mi? Çok hızlı bir şekilde ben KDV tutarı hesaplamak istiyorum. Örneğin ben genelde şu bölümleri karıştırıyorum. Bölüm olacak, çarpım olacak gibi. Böyle bir şey olsa daha kolay olurdu. Bunu arkadaşlar yine hemen yapacağız. Eşittir lambda formülünü çağırıyorum. İlk parametremiz arkadaşlar burada iki tane eşittir oldu. Örneğin tutar adında bir değişken oluşturdum. Ve arkadaşlar bunun hesaplamasını da şöyle yapıyorum. Tutar değişkenimizi çağırıyoruz bölü parantez içerisinde 1 artı 0.18 veya 1.18 ve parantezimizi kapatıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle demiş oldum. Tutar adında bir değişken tanımladım. Burada ilk argümanımız değişken. Ve burada da bu değişkenle ne yapmak istediğimi belirtmiş oldum. Ben tutarı formülde belirttiğim tutarı 0 şey 1 artı 18'e bölmek istediğimi belirttim. Şimdi tekrar burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Buradaki formülü kopyalıyorum. Buradaki tutarları silelim arkadaşlar. Daha sonra yeniden ad yöneticimize geliyorum ve yeni bir isim tanımlıyorum. Burada KDV'siz şöyle bir isimlendirme yapalım. KDV'siz, KDV'siz şeklinde bir isimlendirme yapalım arkadaşlar. Ya da bunları büyük harfle yapalım. Başvuru yerine gelip Ctrl V'ye tıklayarak Lambda formülümüzü yapıştırıyoruz. Tamam'a tıkladığımız zaman arkadaşlar ismimiz tanımlandı KDV'siz diye bir formül eşittir. KDV'siz tıkladığım zaman aşağıda görünüyor arkadaşlar. Tab'a tıkladım ve bakın sadece bir argümanı var o da tutar. Bizim nasıl, biz nasıl belirlediysek argümana ne isim verdiysek değişkenimize o da burada o şekilde görünüyor. Tutarımızı giriyoruz arkadaşlar. Parantezimizi kapatıp Enter'a tıkladığımız zaman KDV'siz tutar hemen bizim karşımıza artık geliyor. Ve arkadaşlar bunun güzelliği siz başka dosyanın herhangi bir alanında da bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela yeni bir sayfa açtık. Buraya herhangi bir değer yazdım. Eşittir KDV'siz yazdım arkadaşlar. Hemen aşağıda geldi. Tutarımı girdim ve KDV'siz şeklini hemen görebiliyorum arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ve arkadaşlar üçüncü örneğimize geçelim. Burada da normalde aylarımızın planlanan ve gerçekleşenlerin farkını görmek istiyoruz. Bu farkı nasıl alıyor? Ve arkadaşlar şöyle hata olduğu zaman Mesela planlanan, Mayıs'ta planlanan bir şey yok. Normalde burada hata almamız gerekir. Eğer hata formülünün içerisinde bunu yapıyoruz o yüzden. Ya yani nasıl yaptığımızı hemen gösterelim. Formülasyonu biraz inceleyelim. D6 bölü C6 1. Bu bizim aramızdaki farkı veriyor arkadaşlar. Planlanan ve gerçekleşen arasındaki farkı veriyor. Yüzde farkını. Ve eğer bu hesaplamamada bir hata olursa o zaman da boş bırak diyoruz. Bu şekilde eğer hatalı bir formülümüz var. Ama ben bunu sürekli her sefer böyle yazmaktansa buraya da yine fark adında bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Arkadaşlar böyle şu yöntemi de görelim. Mesela böyle fonksiyonumuzu yazdık. Hesaplanmasını istediğim şey bu. Hemen başına lambda yazıyorum. Parametremi belirli belirliyorum arkadaşlar. Burada x ve y diyebiliriz. Çünkü iki tane zaten sayımız var. iki değişkenimiz var. D6 yerine x, C6 yerine de y yazıyorum. Ve arkadaşlar lambda formülümü aslında tamamlıyorum. Yani bu böyle de gidebiliriz. Önce yapmak istediğimiz formülü yazdık. Ve daha sonradan başına lambda getirdik. Bu Burada iki tane başvuru olduğu için C6, D6 vardı buralarda. Demek ki anlıyoruz ki iki tane değişkenimiz olması gerekiyor. O zaman lambda'ya, lambda'nın başına da iki değişken tanımlıyoruz. Veya buraya hatta şöyle bile yapabiliriz. Planlanan, plan yazalım. Buraya da gerçekleşen, gerç yazalım. Buraya da arkadaşlar plan bölü gerç yazalım. O şekilde anlamış olsun şeyi. Şimdi bu formülü kopyaladım arkadaşlar. Enter'a tıkladım. Hesaplı hatası alıyoruz tabi. Burayı temizledim. Formüllerden, ad yöneticimizden yeni bir isim tanımlıyorum arkadaşlar. Ve buna fark değil hatta şöyle yapalım. Yüzde farkı diyelim. Yüzde farkı. Buraya da arkadaşlar kopyaladığımız formülasyonu yapıştırıyoruz. Tamamı tıkladım. Kapattım burayı. Eşittir. Yüzde farkı. Hemen aşağıda görüyoruz arkadaşlar. Bizim yazdığımız bir formül. Bizim yazdığımız bir fonksiyon. Yüzde farkını çağırdım. Bakın argümanlarımız planlanan ve gerçekleşen. Önce planlananı giriyoruz. Daha sonra gerçekleşeni giriyoruz. Parantezimizi kapatıp Enter'a tıkladığımız zaman 8,66. Burada tam ters oldu arkadaşlar mantık. Yanlış yaptık. Ad yöneticimizden değiştirelim hemen. Yüzde farkına gelelim. Artık buradan değiştireceğiz onu. Başa gerçekleşen olacak arkadaşlar. Gerçekleşen burada da plan olacak. Evet. Tamam'a tıklayalım. Kapat diyelim arkadaşlar. Evet. Kendisi yeniden kendisini hesapladı ve doğru sonucu döndürdü. Gerçekleşen eksi yüzde 7 gerideyiz arkadaşlar. Geride olduğumuzu görüyoruz zaten. 129, 119 daha geride. Aşağı kadar çekelim formülümüzü. Ve değerli arkadaşlar yüzde farkını hemen çok hızlı bir şekilde burada görebiliyoruz. Eğer formül hata veriyorsa mesela Mayıs'ta sıfır hiç girilmemiş gerçekleşen var ama burada arkadaşlar boş döndürüyor formülümüz boş değerini döndürüyor. Bu üç örnek arkadaşlar temel düzeyde bizim lambda işlevini göreceğimiz örneklerdi. Şimdi orta seviye zorlukta bir örneğe hep birlikte geçelim. Değerli arkadaşlar bu örneğimizde bir hücrenin içerisindeki kelimeleri saydıracağız. Bunun için şöyle bir formülasyon yazmamız gerekiyor. Bayağı uzun bir formülasyon. Bunu daha önce Instagram kanalımızda VBA kullanarak nasıl yapıldığını görmüştük. Bu arada bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız da Excel 751'i Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar burada çok fazla derine inmeyeceğim. Yani bu formülü incelemeyeceğiz. Fakat buradaki ana mantığı söyleyeceğim size. Burada değerli arkadaşlar Aralardaki boşlukları sayarak, o boşluklardan yola çıkarak arkadaşlar burada kaç kelime olduğunu görebileceğimiz bir formül. Peki biz formülü yazdık. Daha sonra bunu bir kendisini bir form, formüle çevirmek istiyoruz. Yani ben sürekli bu formülü yazmak zorunda kalmayayım. Onun yerine hemen buraya kaç kelime yazayım mesela. Değil mi? Mesela şöyle yapalım. Eşittir kaç kelime. Ve arkadaşlar kelimeyi buraya gireyim. Değil mi? Bunu yaparak ben bunda kaç kelime olduğunu saysın istiyorum. Bunun için arkadaşlar tabii ki de lambda formülünü kullanacağız. Ve bakıyorum kaç değişken kullanmışız arkadaşlar. B6, B6, B6. Hep bir değişken kullanmışız. O yüzden lambda formülüne de bir değişken tanımlamamız gerekecek. Lambda'yı çağırdım. Ve arkadaşlar değişkenimizi şöyle kelime yazalım değişkenimize. Kelime. Arkadaşlar bunu kopyalayıp b 6ın yerine yapıştıralım. Lambda fonksiyonumuzu kapatıyorum arkadaşlar. Ve Enter'a tıklıyorum. Hesapla hatası aldım. Hesapla hata sağlamamak için sonuna parantez açıyorduk hatırlarsanız. ilgili hücreyi seçip parantezimizi kapatıp enter'a tıkladığımız zaman da yine sonucu görebiliriz. Peki bu sondaki parantez içerisine siliyorum. Ve değerli arkadaşlar bütün formülasyonumuzu kopyalıyorum. Hemen yanına görelim. Yeni bir isim tanımlıyorum arkadaşlar. Ve bunun adına kaç kelime diyorum. Kaç kelime. Ve buraya yapıştırıyorum. Lambda formülümü buraya uzun uzun yapıştırdım. Tamam tıkladım arkadaşlar artık formülüm hazır. Hemen yanına yapalım bakalım sonuçlar aynı çıkacak mı? Eşittir. Kaç kelime dedim arkadaşlar? Fonksiyonum geldi. İçerisindeki argüman tek bir argüman var. Kelime argümanı yani he, kelime çok doğru olmadı ama buraya belki metin yazabilirdik. O düzeltilebilir arkadaşlar. İlgili hücreyi seçtim. Enter tıkladım ve 4 kelime olduğu orada arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yazıyor. 14, 2 hepsi arkadaşlar doğru çıktı. Bunu kopyalayıp şuraya gömelim. Evet bu tabloyu biraz daha düzenledim sizin için. Buradaki arkadaşlar lambda ile yazılmış. Kaç kelime fonksiyonu buradaki de açık fonksiyonla yazılmışlar. Ve arkadaşlar şimdi hep birlikte öz yineli yani recursive fonksiyonlar nasıl oluyor? Bunları nasıl elde edebiliriz? Hep birlikte bunu inceleyelim. Bildiğiniz üzere VBA tarafında arkadaşlar for döngülü veya for do while döngülü kodlar yazabiliyoruz. Yani bunlar döngüsel kodlar. Örnek vermek gerekirse bir kodu mesela 5 defa çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman burada döngü kullanıyoruz. Ya da bir şeyi bir şey olana kadar çalıştırmak istiyorsunuz. Mesela bir değişken 5'ten küçük olana kadar aynı kodu çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman buralarda döngü kodları kullanıyoruz VBA tarafında. Daha önce de bahsettiğim gibi ön yüzde bu şekilde döngülü fonksiyonlar yazmak, formüller yazmak çok basit değildi ta ki lambda işlevine kadar. Lambda işleviyle biz formül içinde formül tanımlayarak öz yani recursive fonksiyonlar kendimiz geliştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki örneğimizde isimlerimizi İngilizce karakterlere çevireceğiz ve büyük harflerle yazacağız. Normalde bunun için şuradaki fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Yerine koy yerine koy iç içe bir sürü yerine koy yazıp ne diyoruz mesela buradakinin İ varsa ı yap, C ç varsa C yap, Ö varsa O yap, Ü varsa U yap gibi çeviriyoruz arkadaşlar bunu. Bu fonksiyonu incelediğimiz bir yani bu formülü daha detaylı incelediğimiz bir video var. Onu da aşağıya ekliyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Dediğim gibi burada bu formülü tamamen görmeyeceğiz fakat bunu lambda ile nasıl yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Yani ben istiyorum ki arkadaşlar eşittir ENG alt diyelim. Çevir gibi bir fonksiyonum olacak ve arkadaşlar buraya direkt İsmimi tanımlayacağım. Otomatik olarak büyük harflerde yapacak ve buradaki Türkçe karakterleri İngilizce'ye çevirecek. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi. Böyle bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Arkadaşlar bunun için burada da ele aldığım recursive fonksiyon yazmamız gerekiyor. Şimdi biraz açacağım burayı. Şimdi ilk etapta fonksiyon biraz karışık görünebilir ama açıkladığım zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki mantık şu şekilde işliyor. Öncelikle şu şekilde bir tablomuz var. Bu tabloya göre değiştirme işlemini yapacağız. Yani ç ise c olacak, yumuşak g ise g olacak, i ise ı olacak, ö ise o olacak şekilde. Bu tabloyu e, genişletebilirsiniz bu arada. Bunun için arkadaşlar eğer adım adım gidecek olursak şurayı kopyalayalım ve burada ne döndüreceğimizi görelim arkadaşlar. Eşittir diyorum. Kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Burada metnimiz olmayacak. Bu olacak arkadaşlar. E yerine ç olacak, y yerine de c olacak örneğin Burada yerine koy formülünü kullanarak öncelikle buradaki ismi büyük harfe çeviriyorum. Burada çevirdiğim şeyden de eğer Ç varsa C varsa C'ye çeviriyorum arkadaşlar. Burada diğerlerini şu an hesaba katmıyoruz. Yumuşak G varsa G, I, İ varsa ı'ya çevir demiyoruz. Enter'a tıkladığım zaman burada Ç olmadığı için hiçbir şey gözükmüyor ama şöyle yapalım. Kulaksız değil çelik diyelim arkadaşlar. Çelik. Enter'a tıkladığım zaman Ç'nin C'ye döndüğünü görüyoruz. Böyle bir formülümüz var şimdi. Ama ben şunu istiyorum arkadaşlar. Bunu da al. Yani burada dönen Zeliha Çelik ismini bu şekildeki Zeliha Çelik ismini al ve başka kontroller de yap. Bu Zeliha Çelik'te yumuşak G var mı? Varsa G yap. I var mı? Varsa I yap. Ö var mı? Varsa O yap. Ş var mı? Varsa S yap. Ü var mı? Varsa U yap şeklinde kontrolümü bitirmeyeceğim arkadaşlar. Yani burada sadece bir kontrol yaptım. Ç varsa C yap dedim bunu. Ama diğerlerine henüz gelmedi buradaki form, fonksiyonumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi işte bu yüzden burada ilk başta lambda'mızı geliştiriyoruz. Lambda'da arkadaşlar üç farklı değişkenimiz olacak. Bizim çevirmek istediğimiz metin, o metinde neyi dönüştürmek istiyoruz ve neyle değiştirmek istiyoruz. Yani CC gibi düşünebilirsiniz. E'ye eski yeni demek arkadaşlar. Metin de metnimiz. Bunu daha iyi incelemek için şöyle yapalım arkadaşlar. Kestim burayı. Evet daha yakından görelim diye arkadaşlar buraya aldım fonksiyonumuzu. Peki Şimdi burada resmen sanki bir kodlama geliştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada aşağı indirmeleri alt enter kullanarak yaptım ve aşağı indim. Şimdi lambda kullanarak arkadaşlar 3 tane değişken tanımlıyorum. Diyorum ki metnim var. O metinde değiştirmek istediğim karakter var ve ne ile değiştirmek istediğim ya yani o karakteri hangi karakterle değiştirmek istediğim 3 farklı parametre veya değişken var. Metnimiz eski ve yeni şeklinde lambda formülünün içerisinde bir de arkadaşlar eğer formülü tanımlıyorum. Neden? Çünkü bu tabloda en aşağıya kadar gitmeyecek. Nereye kadar gidecek? Eski, eski metin burada tanımladığım eski boş olana kadar. Yani şurada hiçbir şey olmayana kadar bu döngüm devam edecek. Yani döngümün nereye kadar devam etmesi gerektiğini eğer formülüyle ben belirtiyorum burada. E eşittir boş olana kadar diyorum ve burada darlığınız şöyle. Eğer diyorum e eşittir boşsa o zaman metnin kendisini yaz. Yani bura, buraya kadar geliyoruz. Burada bir boşluk görürse o zaman metnin kendisini yaz. Değilse şimdi kafalar burada biraz karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü char tr, char tr diye bir, öyle bir kod vermişim ben. Char tr diye tanımladığım kod aynı zamanda aslında şuraya tanımlayacağım kodun adı. İşte recursive demek aslında bu kendi iç içe yani rüya içinde rüya. Inception gibi düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar rüya içinde rüya olayı tam manada gerçekleşiyor. Yani çar tr adı aslında aynı zamanda şu lambda'ya vereceğim isim. Peki nedir bu çar tr? Diyorum ki yerine koy büyük harf metin EV'ye. -E. Yani bu for fonksiyonumuzu buraya yazdım. Bu bizim arkadaşlar ilk değişkenimiz. Yani metin değişkenimiz şu şekilde oldu. Burası bizim metin değişkenimize denk geldi. Eski değişkenimize ne gireceğiz? Burada da böyle bir fonksiyonumuz var. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Eski parametresini şuradan başlatıyoruz ya ç'den başlatacağız. Bir aşağı indiriyor, 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 bir aşağı indiriyor ve bu şekilde kontrolümüzü sağlıyoruz. Yani ilk başta ç'ye bakıyor. C var mı? Varsa c yap. İkinci döngüde yumuşak g'ye bakıyor. Yumuşak g varsa g yapıyor. Üçüncü döngüye geldiğimiz zaman i'ye bakıyor. İ var mı? I yap diyor. Üçüncü argümanımız ise arkadaşlar neydi? Yeni. Yeni argümanımız. O da burada tanımlanmış durumda. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Yeni değerleri bir aşağı indiriyor. Yani her yeni bir döngüde C'yi aşağı indirecek. C, G olacak, G, I olacak, O, I, O olacak. Şöyle aşağı aşağı indire, indire indire döngümüz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Ta ki bu döngü nereye kadar devam edecek? Aşağısı boş olana kadar. Şurada şu tablomuzda hiçbir şey olmayana kadar bu döngü devam edecek ve biz metnimizi tamamen temizlemiş olacağız her döngüde. Her döngüde bir karakter temizleyeceğiz. Yani ilk döngüde C varsa C yapacağız. İkinci döngüde yumuşak G varsa G yapacağız. Üçüncü döngüde I varsa I yapacağız şeklinde arkadaşlar bir döngü bu şekilde tasarlayabiliyoruz. Peki şimdi bunu arkadaşlar kopyaladım. Şimdi buna çar alttan tere tr ismini vermemiz lazım. Burası çok önemli. Yani şuradaki isimle tüm bu şeye verdiğimiz ismin aynı olması lazım. Kopyaladım arkadaşlar. At tanımla dedim. İsmime şöyle öncelikle fonksiyonumuzu buraya gömelim. Ve şuradan arkadaşlar char tr'yi kopyalıyorum. Kopyalayamadım. Şöyle yapalım. Char alttan tire tr. Yani tr karakter. Türkçe karakter demek. Tamam düğmesine tıkladım. Eşittir. Char tr fonksiyonumu tanımladım arkadaşlar. Çağırdım. Dedim ki bu metinde önce 3 tane argümanımız var. Metin seçeceğiz. Eski ve yeniyi seçeceğiz. İkinci argümanım eski, eski bu. Üçüncü argümanım yeni karakter bu arkadaşlar. Parantezimi kapattım ve bunları tabii ki sabitlemem gerekiyor. Çünkü bunlar sabit bir yerde. Bu fonksiyonu aşağı çektiğim zaman bu değerler de aşağı kaysın istemiyorum. Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar Zeliha Çelik tamamen Türkçe karakterlere döndü. Aşağı kadar çektiğim zaman tüm isimlerimin tek bir fonksiyonla char tr fonksiyonuyla tanımladığım char tr fonksiyonuyla Türkçe karakterlerin bertaraf edip hepsini İngilizce karakterlerle ve büyük harflerle yazabildiğimizi görebilirsiniz. Öz yineleli yani recursive fonksiyonları anlamlandırmak ve özümsemek biraz zaman isteyen bir şey arkadaşlar. Bunu kod geçmişiniz varsa çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz ama ilk defa karşılaştıysanız kendinize haksızlık etmeyin. Ben bunu neden anlamıyorum demeyin. Yani bir kaç tecrübeli olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Recursive fonksiyonları anlamlandırmak ve özümsemek için Genel manada lambda'nın kullanımı arkadaşlar bu şekilde. Kendi fonksiyonlarımızı üretebiliyoruz ve ürettiğimiz bu fonksiyonları çalışma sayfamızın, çalışma dosyamızın herhangi başka yerlerinde de kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar recursive'i anlamak için aslında ben böyle bir örnek hazırladım. Recursive fonksiyonu anlam anlamlandırmak için. Fakat biz şöyle bir şey de yapabilirdik tabii ki de. Şu fonksiyonu alıp yani buradaki tabloya ihtiyaç duymadan şuradaki fonksiyonu kopyalayıp arkadaşlar hepsini bu burada kalsın. Bu da şöyle olsun arkadaşlar. ENG non recursive diyelim. Buraya eşittir lambda mı açıyorum yine. Parametrem sadece metin. Metin parametresi ve kopyalıyorum arkadaşlar fonksiyonumu. Buraya da metin diyelim. Sadece yapmam gereken tek şey metni kopyalayıp bunun ilk başta tanıdığım C6 yerine yapıştırmak ve lambda formülümü de kapatıyorum. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Buradaki eşittir de kapatalım. Burayı kopyaladım. Bu artık recursive değil. Yani bu formülü artık formülize şey lambda'ya çeviriyoruz. Eskiden yaptığımız gibi. Yani ama burada sıkıntı şu. Ü, U, yumuşak G, G, Ş ve S'ler sabit. Yeni bir karakter eklemek isterseniz değişmesi gereken yani şununla şunun değiştirmek istiyorum dediğiniz yeni bir şey varsa formülün içerisinde yazmanız lazım. Ama e de yaptığımız şeyde daha dinamik. Siz tablonun altına yeni bir şeyler eklerseniz onları da değiştirecek. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar ve yeni bir isim tanımlan tanımlıyorum. Buraya yapıştırdım. Buraya da şöyle diyelim. ENG çevir diyelim. Tamama tıkladığımız zaman arkadaşlar eşittir ENG çevir fonksiyonunu Çağırdığımız zaman metnimizi seçtiğimiz zaman bunu şeye çevirecek. Fakat biz bunun başına tabii büyük harfe çeviri yapmadık. Hemen onu da yapalım. Ad yöneticimize geldik. ENG çevire tıkladık arkadaşlar. Buradan biraz karışabilir ama şöyle yapalım hemen. Bunu büyük harf fonksiyonunun içerisine almamız lazım arkadaşlar metni. Şu şekilde tamam diyelim. Kapat diyelim arkadaşlar. At hatası aldık çünkü büyük harfleri Türkçe karakterle yazdım. Şey İngilizce karakterlerle yazdım. Tekrar gelelim. ENG çevir dedik. Buraya arkadaşlar büyük harf yazıyorum. Büyük Harf. Evet. Tamamı tıkladık. Kapat diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar büyük harflerle yazdı ve Türkçe karakterleri İngilizceye çevirdi. Fakat burada bahsettiğim gibi artık şeyler sabit ve tek argümanımız var. Hemen biçimlendirmeyi kopyalayalım buradan. Bunun avantajı arkadaşlar ne olur bize? Yani burada case olarak bakarsak tabloya ihtiyaç duymuyoruz. Şuradaki tabloya ihtiyaç duymadan hemen İngilizce karakterleri çevirebiliriz. Mesela farklı bir sayfamızın farklı bir yanında Salih Hocaoğlu yazalım. Farklı bir yerde arkadaşlar ismimiz var. Ben bunu Türkçe karakterlerden kurtarmak istiyorum. Hemen eşittir ENG çevir dediğim zaman arkadaşlar metnimi girdiğim zaman hemen İngilizce karaktere bunu çevirecek. Bunu silelim arkadaşlar. Evet bugün hep birlikte lambda formülünü basitten ileriye olacak şekilde örneklerle anlamaya çalıştık arkadaşlar. Eğer siz de Office 365 versiyonu kullanıyorsanız kesinlikle bu fonksiyonu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem kodlama mantığınızı geliştirecek hem de işlerinizi çok basitleştirecek bir fonksiyon. Bu eğitim videomuzda hep birlikte arkadaşlar tamamlamış olduk. Ben Salih Hocaoğlu. Bir sonraki Excel çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.